Bekir Azar çığ geliyor. Bütün dünyanın kitlendiği İsrail terörüne nasıl gelindi? Bu sorunun cevabını dün bir tarihçi yayınlayan İngiliz devlet medyası BBC açıkladı. Bakın neler diyor İngilizler. 2 Kasım 1917'de Birinci Dünya Savaşı sürerken dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour tarafından yapılan açıklama tarihin seyrini değiştiriyor. İngiltere Balfour Deklarasyonu'nun içinde 67 kelimeyle o sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan Filistin topraklarında bir Yahudi ulusal yordu kurulmasını destekleyeceğini bildirdi. Burada dikkat edilmesi gereken husus Filistin hala Osmanlı toprakları içindeyken İngiltere'de İsrail devletinin ilk temellerinin atılıyor olmasıdır. Yani bugün yaşananların tamamının başlangıcını bu Balfour Deklarasyonu oluşturmaktadır. Balfour deklarasyonu o sırada Birleşik Krallık vatandaşı Yahudilerin liderlerinden Lord Walter Rothschild'e gönderilen bir mektuba eklenmişti. Dünyanın en zengin ailesinin üyesi olan Lord Rothschild, Yahudilerin tarihi ana yurt saydıkları Şeria Ürdün Nehri'nin doğu yakasından Akdeniz'e kadar uzanan, o sırada Filistin denilen topraklarda bağımsız bir devlet kurma öyküsü yani Siyonizmin en önde gelen savunucusu ve İngiltere Siyonist Federasyonu'nun da başkanıydı. Bu aynı zamanda dünyadaki güçlü ve etkili bir ülke tarafından Siyonizme verilen ilk açık destekti. İngiltere'de 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açılmasının hemen ardından toplanan savaş kabinesi Filistin'in geleceğini konuşmaya başlamıştı. Kabine üyelerinden biri olan Siyonist Herbert Samuel, Yahudiler için bir ulusal vatan fikrini içeren bir bildiriyi meslektaşlarına dağıtmıştı. 1915 yılında Filistin'de dahil Osmanlı İmparatorluğu'na ait bölgelerde nasıl bir politika izleneceğini belirlemek üzere bir komisyon kuruldu. 1916 yılında İngiltere'de Osmanlı'nın parçalanmasını isteyen David Lloyd George başbakan oldu. Siyonist fikirlerin İngiltere siyaseti içinde etkisi de giderek artıyordu. 1917 yılında yapılan bir konferansta İngiltere ilk kez Siyonistlerle müzakerelere girdi. Yine 1917 yılında Dışişleri Bakanı Balfour'un isteği üzerine Siyonist Federasyonu Başkanı Lord Rothschild ve Chaim Weizmann bir açıklama taslağı hazırladı. 31 Ekim 1917'de Balfour Deklarasyonu'nun nihai metni kabine tarafından onaylandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere o sırada Osmanlı yönetiminde olan bu topraklarda Yahudi devletinin temellerini atarken karşılığında Arap halklarına da kendi devletlerini kuracaklarına dair gelecek için vaatlerde bulunmuş ve onlardan askeri destek almıştı. Orta Doğu'nun önemli bir kısmını kapsayan Osmanlı İmparatorluğu topraklarında verilecek bağımsızlık savaşlarına. İngiltere'nin destek vereceği vaat edilmişti ve açıkça bölge bölge sayılmasa da Araplar bu vaadin Filistin'i de kapsadığını varsaymıştı. Evet, BBC aynen böyle yazıyor. Araplara İngilizlerin komutasında Osmanlı'yı parçalara ayırmaları karşılığı devlet kurma garantisi veriliyor. Filistin'de de Yahudilere devlet kurma sözü. Bugün o Arap ülkelerinin Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasının nedeni bu. Osmanlı'yı Hristiyanlar aşkına yıkıp Filistin'i Yahudiler aşkına verip kendi tahtlarını korudukları için çocuk öldürenlere mal gibi bakarak gıklarını çıkarmıyorlar. Osmanlı'ya ihanetin bedelini de her an her saniye ödüyorlar. O tahtları gece uykularında bile sallanıyor. Her gün kabus görerek kan ter içinde uyanıyorlar. Yeryüzünde onlar gibi ızdırap çeken yok. Yönettikleri ülkelerde Halkların krallara nefreti Mescid-i Aksa'ya sessiz kalınması nedeniyle çığ gibi büyüyor ve bir gün o çığın altında kalacaklar.